Şimdi mutfak en önemli yeri burası bence. Yani burayı iyi anlarsak bütün mutfak değerli sorunu rahat çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada ne anlatıyor bakalım. Evet, mutlak değer 3 şekilde değer alabiliyormuş. Tabii durumlara göre. Mesela x diyor sıfırdan büyükse diyor normal x neyse onu dışarı çıkar. Yani aynısını yaz diyor. Buradaki sayının aynısını yaz diyor. Eğer diyor x sıfırsa yani şu mutlak değerse sıfır ya da cevap sıfır zaten. Onu söylemek istiyorum orada. Eğer diyor içerideki sayı negatif bir sayıysa yani sıfırdan küçük demek değil mi? Eksi bir saydır yani negatif bir saydır. O halde önüne eksi bir yani önüne eksi getir demek eksi bir ile çarp demek istiyorum. Bak burada demiş ya negatif bir ile eğer diyor. Şimdi kalemi alayım da. Evet. Şöyle bir okuyalım. Mutlak değerin içindeki ifade pozitif ise mutlak değerin dışına aynen çıkar. Demek ki bu şunu ifade ediyor. Yani şundan bahsediyor. Mutlak değerin içindeki ifade pozitif ise diyor. Mutlak değer dışına aynen çıkar. Aynen demek şu x yani x de çıktı. Bunu demek istiyor. Eğer negatifse yani içerik sayısı negatifse diyor. O halde diyor ki eksi 1 ile çarparak dışarı çıkar diyor. Evet, örnekle göstereyim ne demek istediğini daha iyi anlayalım. Mesela mutlak değer 2'yi düşünelim. Sizce şu içerideki sayı pozitif mi negatif mi yani sıfırdan büyük mü küçük mü kızlar? Pozitif. Sıfırdan Sıfırdan büyük büyük değil mi? pozitif. Şuna giriyor. Demek ki bu direkt buradaki sayı neyse bunu direkt yazıyor. Yani bunun cevabı 2. Zaten biz neyi öğrenmiştik? Mutlak değer 2 neydi? Sıfırın 2'ye olan uzaklığı da hatırlarsanız. Evet. Oradaki yorumda da unutmayın yani uzaklık olduğunda. Böyle bir yorumda yapabiliriz. Evet. Burası sıfır diyelim. İki noktası pardon dur şurası sıfır diyecektim. Bu sıfırdı. Mutlak değer 2 demek. İki noktasının sıfıra olan uzaklığı da bu da 2 birimdir. Yani şu dışarı yazdım. Şu dışarıdaki uzaklık birim. Yani şu 2 birim buradan geliyor. Yani şu 2 şuraya gelmiş oluyor. Şu uzaklık birimi de şuraya geliyor. Yani onu öyle düşünün. Bu tamam. Şimdi bir de eksi 2'ye bakalım. Mutlak değer içinde eksi 2 olunca nasıl olacakmış? Diyecek ki eksi 2 sayısı nedir? Sıfırdan küçük bir sayı değil mi? Evet. Evet. De şey, içerisi negatif oldu ya. Bunu eksiyle çarpacağız. Dikkat. Yani zaten eksi 2 o 2 çıkar o vardı. Değil mi? zaman. Eksi 1 ile çarpacağız. Tekrar dönüyorum. Yani eksi genişleteceğiz. Eksi 2 vardı zaten. Önüne eksi geçtik değil mi burada? Evet. Artıya dönüşür o da. Gördüğünüz gibi mutlak değer eksi 2'miz geçmiş. Yani şuradan da şöyle yorum yapacağız. Eksi 2 noktası mutlak değeri şu mesafedir. 2 birim. Bu 2 birim nereden geliyor? Şunun eksiyle çarpılmış hali değil mi? Bu da artık yapar ya. Yani şurayı 2 yazarken aslında şu mesafeyi ölçüyordu 2 ama yani eğer şu noktayı kullanacak olursam bu noktada da eksisine eşit. Yani eksiyle çarpılmış hali. Bu da artı 2. Zaten sıfır yazmama gerek yok. Mutlak değer sıfır zaten sıfır. Yani bir şeyin uzunluğu yani şuraya sıfır yazarsan mutlak değer sıfır ne demekti? Sıfırın sıfıra olan uzaklığı zaten sıfır yapar. Hiçbir mesafe yok ki sıfıra sıfır arasında. Aynı noktada yani yer değiştirmemiş, hiçbir şekilde ilerleme yapmamış, geri gitmemiş. O halde sıfırın sıfıra uzaklığı sıfırdır diyeceğiz. Yani şu ortadaki de bunu kastediyor. Evet. Yani bir şeyin uzunluğu en az ne olur? Sıfır olur değil mi? Yani onu düşünmek lazım. Mesela mutlak değer karşısında eşittir sıfır diye bir şey gelirse buradan x'in sıfır olduğunu söylemeniz lazım. Bir şeyin uzunluğu ne zaman sıfır olur? Tabii ki o nokta sıfır noktası olduğunda yani sıfırın sıfıra olan uzaklığı sıfır bence. Evet, mutlak değer neydi? Bir şeyin uzunluğuydu. Bir şeyin uzunluğu en küçük sıfır. Yani hiçbir ilerleme yok. Yani ölçemiyoruz. Yani o başlangıç noktasında gibi düşünüyorum. Yani şu sıfırın hala sıfırda olduğunu, ileri gitmemiş yani hiçbir hareket yok. O halde sıfırın sıfıra uzaklığı sıfırdır diyebiliriz. Burası önemli değil. Özellikle şu en çok karıştırılan yer burası kızlar. Yani demek ki önce ne yapacağız? İçine bakacak. Önemli olan burası. İçin negatif mi pozitif mi? Eğer negatifse eksiyle çarpıp dışarı atıyoruz. Birkaç tane daha şöyle örnek göstereyim. Mesela ne olsun? X'imiz negatif bir şey olsun. Yani sıfırdan küçük olsun. O halde ben şunu sorayım. Mesela X'i sorayım. Mutlak değer X nasıl çıkacak dışarı mesela? Böyle şeyler gelecek karşımıza. Eksi x olarak. Evet. Çünkü Evet. bunu da şöyle yorumlayacağız. Bak dikkat edin. Önce içeri bakıyorum. Şunun içerisi nedir artık bizim için? Hani sıfırdan küçük ya. Burada negatif değil mi? Bak buraya negatif yazıyorum. Kısaca neg diye yazayım. Negatifse ne yapıyorduk? Önüne eksi. Yani bunu eksiyle çarpıp değil mi? Şu içerideki sayı eksiyle çarpayım. Yani eksi x'tir bunun cevabı.
Herhalde anlaşıldı. Evet hocam. Evet, bakalım sorularda daha iyi anlaşılır herhalde. Bakalım şöyle geçelim. Bakalım x diyor sıfırdan büyük. Pozitif bir sayıymış x'imiz. O zaman girelim yorum yapacağız. Şu her zaman mutlak değerin içine bakacağız. Dikkat. Şuradaki x sayısı ne de sizce? Sıfırdan büyük mü küçük mü kızlar? Büyüktür. Pozitiftir. Büyüktür. Evet, sıfırdan büyük. O halde pozitif diyelim mi kızlar? P diyorum. Pozitif anlamda. Evet. Evet. O zaman bu direkt çıkmayacak direkt mıydı? Çıkacak. Buraya x diye çıkar değil mi kızlar? Yani önüne evet. Herhangi bir işaret değişikliği yapmıyorum. Gelelim B şıkkına. Şimdi eksi bulacağım. X eğer sıfırdan büyükse eksi x nedir? Sıfırdan. Evet, sıfırdan x. Bunu nereden anlıyoruz? Eksiklik konusunu anlattın değil mi? Geçen ders bunu anlattık. Şimdi böyle bir şey var. Ben eksi x'e ulaşmam istiyorum. O halde ben her tarafı ne yapayım? Eksi 1'e çarpacağım. Burayı eksi 1'e çarparsam burayı eksi x yapar. Yön değiştiğini biliyorsunuz. Sıfırla eksi 1'in çarpımı yine sıfır geldi. Demek ki eksi x neymiş? Sıfırdan küçük bir değermiş. Yani eşitsizliği boşa anlatmadık. Yani bize lazımmış burada gördüğünüz gibi. O halde bu eksi x ifadesi neymiş kızlar? Bizim için negatifmiş. Negatif. O halde negatif onda ne yapıyorduk hatırlarsanız? Bunu eksi çarpacağız değil mi? Yani bunun önüne eksi getireceğiz. Yani eksi x'in önüne bir eksi getireceğiz. Yani parantez tabii. Burada mutlak değer kalktı artık. Parantez o da x diye çıkar. X diye çıkar. Diye çıkar. Evet, bunlar önemli. Çok önemli. Hep bunların üzerine gideceğiz zaten sonra. Hep güleş edeceğiz. Evet, geldim. X artı 2'yi bulacağım. He, benim elimde ne var? X büyüktür 0 var değil mi kızlar? X artı 2'yi evet, nasıl bulacağım? Evet, o yüzden pozitif olacak. Şimdi ne yapacağım burada? X artı 2'yi nasıl bulacağım kızlar? Her tarafa 2 ekleme yapacağız. 2 ile çarpacağız. Çarpma değil. Hayır, ekleme yapmam lazım. Artı ya. Ha, tamam, pardon. Evet. Evet, x artı 2 diyorum. Buraya 2 ekledim. Buraya da 2 ekliyorum. Ne oldu? X artı 2 sayısı 2'den büyük oldu. 2'den büyük olan sayılar pozitif değil mi sizce? Evet. 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 Demek ki o halde şu x artı 2 dediğim yer mutlak değeri için pozitifmiş. Buraya p yazayım kısaca pozitif anlamında. Aynen. O halde aynen çıkacak. X artı 2 kızlar. Bu da bu kadar. Yani her zaman mutlak değerin içine inceleyeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Hep sonra da bunu yapacağız. Gelelim buraya. Şunu incelemem lazım. Biraz önce zaten eksi x'i bulmuşum değil mi? Şu eksi x neyin sıfırdan küçük bir ifade değil mi? Buna dikkat edin. Şimdi bunu kullanacağım. Ne yapacağım bu kez de? Önünde eksi 3 var ya eksi x'in. O zaman ben ne yapmam lazım? Buraya da eksi 3, buraya da eksi 3 eklemem lazım. Ekliyorum bak dikkat. Eksi 3 ekledim. Eksi x zaten vardı. Küçüktür. Sıfır vardı zaten şurada. Bir de eksi 3 ekledim. Sağ ve sola eksi 3 ekleyebiliyorum. Eşitsizlik konusunu hatırlarsanız. Ya buradan ne geldi? Eksi 3. Eksi x küçüktür. Eksi 3 olmaz mı? O halde nasıl evet. Yorum yapacağım? Şöyle diyeceğim evet. Ki eksi 3 eksi x ifadesi eksi 3'ten küçük olduğuna göre bu negatif bir sayıdır negatif. Değil mi? Eksi 3'ten küçük olan sayıların evet. Hepsi negatiftir kızlar. Hmm, demek ki şu an negatif. Buraya neye yazayım? Eksiyle çarpacağız. Negatif. Demek ki bunu eksiyle çarpacaksın. Burayı eksiyle çarparsan yani önüne eksi getireceğiz. Öyle diyelim. 3x gelir. İşareti değişecek. Yani evet işaretleri değişecek. İşaretleri değişince şöyle olmaz mı? 3 artı x. Değil mi? Bak bunun işareti evet. Artı olur. Artı 3 olur işte artı 3 görüyorsunuz. Bunda işareti artı yani işaret değişince artı x gelir. İşte geldi. Olay bu mutlak değer. En önemli noktası buydu. Bu örnek önemli bence. Evet. Diğer soruya geçmek istiyorum. Evet, bu kez de negatif yani x'i negatif seçmiş. O zaman ona göre yapacağız. Buna göre düşünüyorum. Şimdi mutlak değerin içi neymiş? Burada x'ten bahsediyorum. Bize nasıl bir değer? Negatif değil mi? Bak bu sıfırdan küçük. Negatif o halde. Negatif. Ne yazdım? Negatif anlamında. Negatif olunca ne yapıyorduk? Bunu eksiye çarpacağız. İşaret değişti. Yani eksi x oldu. Kıza. Bitti. Bunca bir eksi. Gelelim şuna. Şimdi onu tabii yorumlayacağız. Şimdi x küçüktü sıfır değil mi? Bize verilen buydu. Bak şuradan yazdım bunu. Şimdi bunu ne yapacağım? Eksi 1 ile çarpacağım sağ ve solunu. Eksi 1 ile çarparsam burada eksi x yapar. Bir eşitsizlik negatif bir sayıya çarpıldığı için yön değişecek dikkat. Sıfırla eksi 1'in çarpımını yapar. Sıfır yapar. Demek ki eksi x neymiş? Sıfırdan büyük bir sayıymış. Yani pozitifmiş. O zaman şöyle diyorum ki burası pozitif bir sayı. Ben eksi yapmayacağım. Hayır. Negatif olduğunda eksi çarpıyor. Dikkat. Pozitif ha, olsun. Tamam, şey direkt eksi x diyeceğim kızlar. Bak bunları boşa yazmayayım. Bunlar çok önemli. Bak diğerinin altında ne yapıyorum? Pozitif ve negatif diye. Özellikle yazıyorum ki bunlar çok önemli bizim için. Pozitif yazıyorsun. Aynen gidiyor. Yani mutlak değerin içinde ne varsa aynen yazacağız. Yani negatif diyorsan bunu eksiye çarp yaz. Yani mutlak değerin içindeki
ifadeyi neymiş? Eksiyle çarpıp dışarıya düşsün. Bu kadar. Ne geldik buna. 5 eksi x'i bulacağım kızlar. Eksi x zaten var. Eksi x sıfırdan büyük diyorum. Ne yapmam lazım burada şu ifadede? 5 ekleyeceğiz. Evet, 5 ekleyeceğiz. Doğru. 5 ekledim. Burada 5 eksi x yaptı. Orası da 5 yapar. 0 artı 5 diyelim ekledim. Yani şöyle göstereyim. O halde 5 eksi x ifadesi ne oldu? 5'ten pozitif büyük oldu. Bir sayı. 5'ten büyük olan bir sayı zaten her zaman pozitif değil mi kızlar? Evet. 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 Güzel. O zaman buraya P yazayım. Kısaca pozitif anlamında yazdım. Pozitif olunca ne yapayım? Hiçbir şey değişmiyor. Aynen çıkarıyorduk. Evet, aynen çıkarıyorduk. 5 eksi x bitti. Gelelim diğerine. Yani şuna. Bu kere neyi bulmam lazım? Eksi 4 artı x ya da x eksi 4'ü bulmam lazım. X gördüğünüz gibi burada var. Değil mi? Şu işte. Değil mi? Bunu ne yapmam lazım? Her bir tarafına eksi 4 mi eklemem lazım? Eksi 4 ekle. Evet. Eksi 4 artı x oldu. Küçük de yönleşim falan olmaz zaten. Burada 0 artı 4 oldu değil mi? Pardon yanlışım. Eksi 4. Eksi 4. Bir geri alayım. Evet eksi 4. Sağa sola eksi 4 ekledim. Şimdi bu hale geldi. Ne oldu o halde? Eksi 4 artı x ne oldu? Eksi 4'ten küçük bir sayı değil mi? O halde bu ifade negatif olmaz mı? Çünkü eksi 4'ten küçük olan bütün sayılar evet. Negatiftir. Evet. Demek ki burası negatif. Ne yapacaktım negatif olarak? Eksiyle çarpacağız. Evet eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarparsam bunu ne yapar? Evet Zeynep. 4 eksi x. Soru soruyor galiba parmak bağlı. Hocam benim biraz kafam karıştı. Hocam bir çizebilir miyim? Bir şey göstereceğim de. Bir dakika şunu anladık mı önce? Bu ne yaptı? İşaret negatif olduğu için işaretleri değişti. Bu eksi 4 artı x artı 4 oldu. Artı x de eksi x oldu. Evet. Bunca bu. Evet şimdi söyle ne yazacaksan. Hocam bekliyorum. Hani şurada b sorusu var ya. Hocam a eksi olarak çıktı. Bu b'nin artı olarak çıkması gerekmiyor mu? Benim biraz kafam karıştı da. Neyi sorun bir dakika. Burada a şıkkı mı b şıkkı mı? B şıkkı. B şıkkı evet burası. Doğru. Yani hocam şey diyor a eksi x çıktı ya b'nin de artı x çıkması gerekmiyor mu diyor. Orayı anlamamış. Bir dakika bir bakalım şu hata mı yaptı? Yok. Bu negatif. Hocam şu an biz full gittik. Doğru. Yok bu ikisi yani de doğru. Cevap anahtarına göre doğru yaptık anlamamış. Kızlar öyle hani aynı şey çıkmasını beklemeyin. Yani olayı benim yaptığımı bir düşünün. Mutlak değerin için negatifin pozitif. Bunu araştıracağız. Başka çaremiz yok. Yani sonuçlar aynı çıkmış olabilir. Sonuçlar geçti. Eksi x'ti. Zaten arkadaşınız doğru. Hocam galiba Zeynep şey dedi. Eksi x değil de sadece pozitif olarak çıkması lazım. Aynı anlamamış orayı. Hayır işte, orayı anlamamışsın doğru. Pozitif dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Mutlak değerin içi eğer şuraya yazdım p yani pozitifse bu ifade aynen çıkar. Yani eksi x'i direkt eksi x gibi. Pozitif çıkarma diye bir şey yok. Ha sen diyor ki bura pozitif o zaman niye bura artı x diye çıkma diyorsun. Öyle söylüyorsun. Ben öyle anladım. Evet. Ama öyle değil işte. Bura mutlak değerin içine bakıyorsun. Pozitif olursa mutlak değerin içindekini dışarı aktar. Aynı şekilde hiçbir şey değiştirme. Burada ise x neydi? Negatifti. Ha negatif olunca ne yapacağım? Bunun önüne eksi yazman lazım. X zaten artı x ya. Bunun önüne eksi yani eksi bile çarpıyorsun yani. Eksi x geldi. Bitti. Hocam anladım. Mutlak değerin içine dikkat edin. Pozitif mi negatif mi? Pozitifse aynen çıkacak. Bak burada ne oldu? 5 eksi x neydi? Pozitifmiş. Direkt yazdım. Bak 5 eksi x aynısı gelmiş. Pozitif olunca mutlak değerin içini aynı yazıyoruz. Dikkat negatif edin. Olunca ne yapıyormuş? Bak bu negatif. Negatif olunca işaretlerini değiştirdim. Eksi 4 ne oldu? Artı 4 oldu. Artı x de ne oldu? Eksi x. İşaretleri değişti. Bitti. Hadi bu dediğimi yaparsan gerisi kolay. Diğer soruya geçmek istiyorum hala. Bakalım burada böyle bir ifade var. İki neymiş? Küçüktür. X'ten x de küçüktür 5'te. Şimdi şu ifadeyi nasıl bulalım? Eşitlikleri anlattı değil mi? X eksi 2 nasıl buluyor kızlar? Değil mi? Şunu bunu düşüneceğiz yani. Başka bir şey yok. 2 küçüktür. X küçüktür zaten bize 5'i vermiş. Benim amacım x eksi 2'ye ulaşmak. X eksi 2 nasıl bulur? Her birinden 2 çıkaracağım. Buradan 2 çıkarıyorum. 0'a 3 kalır. Buradan da 2 evet. Çıkardım. Buradan da 2 çıkardım.
Burası 0 yaptı. Burası ne yaptı? X eksi 2 yaptı. Burası ne yaptı? 3 yaptı. Buradan ne geldi? He, demek ki x eksi 2 ifadesi pozitif mi negatif mi? Ne anlarız? 0 3 olacak. Pozitif. Evet, pozitif. Pozitif. He, demek ki şurası pozitifmiş. Bunu anladım. Bir de şunu araştıracağım kızlar. Bunu da araştıralım. Pozitif mi negatif mi? Şunu da yapalım. 2 küçüktür. X küçüktür. 5 mi? 5. Ne yapalım? 5 çıkardım. Buradan 5 çıkardım. Buradan 5 çıkardım. Buradan da 5 çıkaracağım. Hepsini bir eşit miktarda çıkaracağım. 5. Eksi 3 yaptı? Ile 0 arasında oluyor. Yaptı. Burası x eksi 5 zaten. Burası 0 yaptı mı kızlar? Negatif oluyor. Demek ki x eksi 5 neymiş? Negatifmiş. O halde gelip buraya ne diyorum? Negatif anlamında. Ne diyordum? Pozitif olanlar hiçbir şey değiştirmiyorum. Yani şunu x eksi 2 diye yazdım. Parantezine yazdım da böyle alışın. Çünkü bazen önde eksi falan oluyor. Onun için böyle yazıyorum. Şurada artı var. Onu yazdım. Eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarpmış hali nedir? Eksi x artı 5'tir. Eksi x artı 5'tir. Değil mi? Evet. Negatif olsun. Eksiyle çarptım. Dikkat. Evet. Bunu düzenleyelim şimdi. X eksi 2. Şu artı eksiyle çarpımı eksi x geldi. Bu da artı 5 yapar. Şimdi ne yapacağız? X'ler tabii, birbirini yani, götürür. Evet, şu x'ler birbirini götürdü. Buradan da 3 mü gelecek? 3 kaldı evet. Bu kadar. Cevap bu değil. Cevap anahtarı da 3 diyor hocam. Hocam sınavlar hakkında bir şey sorabilir miyim? Evet. Hani her dersten bir sınav yapılacakmış ya, biz matematikten bir sınav olduğumuz için olmayacağız mı tekrar? Tam bilmiyorum, herhalde olmayacağız tekrar. Bilmiyorum nasıl olacak. Tamam. Bir sözlü not olacakmış, bir de sınav notu olacakmış. Aynen. Tam ben bu herhalde yeni haberi, tam ben indiremedim haberi de. Bakacağız bakalım durum ne olacak. Evet. Tabii size tam tanımıyorum ne yani hangi seviyede. Tabii cevap verenler oluyor, buradan oradan anlıyoruz en azından. Kimler matematik sorularına cevap veriyor. Tabii belki bu işi iyi bilen daha iyileri de vardır. Tabii yüz yüze eğitim yapmadığım için kimlerin daha başarılı olduğunu fark edemiyoruz tabii bu olayı. Bu şekilde yaptığımız için. Okulda zaten birkaç hafta yaptık o işi de. Yani sizlere tam tanışamadık. Bakalım ne olacak. Hocam o zaman sözlü notu sınavla doğru orantılı mı verirsiniz? Sözlü ben bir şey de diyemiyorum. Yani sınavla doğru orantılı verirsen zaten iyi olanı iyi de şimdi o anda sınavda belki durumu iyi olup da kötü yapanlar da olmuş olabilir diye düşünüyorum da. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Ona tam karar veremedim. Yani biraz sıkıntılı bir durum da benim için. Neyse. Yani önemli bir şey öğrenin de yeter ki siz yine geçersiniz. Yani böyle düşün. Yani tabii çok kötü olanlar biraz zorlanır da bizim için. Ama mutlaka yani notu biraz yakın olanlara tabii bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Duruma göre. Yani ben şu an öyle düşünüyorum da belki fikrim değişebilir. Yani sizden evet biri parmak mı kaldırıyor? Bir şey mi soruyor? Bir şey yazan mı var? Ne diyor? PT yazmışlar herhalde. Evet hocam. Evet. Dersi için performansa 100 verir herkese, değil mi? Ne mantıklı. Böyle de haksızlık olur ama. Olur. Evet, derse evet. Katılanlar var, katılmayanlar var. Ya ve katılanlar da az. Haksızlık olur. Ben bu haksızlık benim. Yani herkese 100 verilmez, mantıklı değil, evet. Evet, bir şey diyemeyeceğim, 100 verilmez. İkinci hocam, yani utananlar da var yani şimdi. Hani derse katılıp. Niye utanıyorsun? Niye utanıyorsun ki? Soru çözüyor. Sonuçta aynen soru çözüyor. Ama herkesin karakteri farklıdır. Aynı olacak diye bir şey yok. Ben hiçbir sınava girmedim. Ben ne yapacağım? Sen sınava gireceksin. Seni okula çağıracağız. Sınav yapacağız. O notla vereceğiz tabii. Ya da mikrofonu bozuk olanlar ne yapacak? Hem mi? Mikrofon yap. Yani yeni bir mikrofon alacak. Ondan ya da kulaklık mı takacak? Bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Hocam bir de kulaklık takınca ses daha net geliyor. Parmak ben kaldırma... kulaklık taksınlar. Kulaklık alabilirsin bozuksa mikrofon. Bilemiyorum artık siz kendi çözümle bana sorun üretmeyin. Çözüm bulmaya çalışın. Kendi çözümleri kendiniz bulun. Ben nasıl ki bak kendi grafik tabletimi aldım. Mouse'la yazıyorum. Olmadı. Grafik tablet aldım. Grafik tableti yazdım. Yani çözümü ben kendim üretiyorum. Yani her zaman çözümü başkasından beklemeyin. Bir arada kendi sorunlarımı kendi çözümle çalışın bence. Yani hayat boyu böyle düşünün yani. Bazen yani birilerine yük olmayın, birilerinden yük olmaktan kurtulun yani. Kendi sorunlarını kendi çözmeye çalışın tabii. Elinizden geldiği kadar bence.
Nasıl ki ben size yük oluyor muyum? Olmuyor muyum? Grafik tablet aldım diyeyim. Bazı arkadaşlar almadı. Ben aldım. Şu anda rahat rahat yazıyorum. Mesela bu yazılar böyle görünmüyordu normalde. Mouse'a yazdım. Hocam mouse'a yazılmıyor ki düzgün. Efendim? Mouse'da düzgün yazılmıyor ki zaten. Ya biliyorum biliyorum evet. Güzel yazamıyoruz. İşte onun için böyle bir şey aldım. Yani bir de kendimizi geliştiriyoruz. Yani bu kanal birçok hoca mesela bu anlatan dersen hiçbirini ne yapıyor? Kanal falan bir şey öyle bir şey atma yok değil mi biliyorsunuz? Bilmiyorum başka evet. Atan var mı böyle YouTube'a ya da başka yok bir yerde? Hocam. Yok hocam. Yani, yok hocam. Yani ne yapayım? Ben de öğrencinin istifade etsin diye böyle bir düşünce yaptım. Böyle devam ediyorum yani. Bilmiyorum. Faydalı olayım olmayayım onu da bilmiyorum da. Oluyor hocam. Evet. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Yani değil mi? Diğer hoca da bu işi yapabilir yani. Diğer anlattığı dersi tekrar yükleyip bir kanal yapabilir. Oradan da öğrenci tekrar dinleyebilir mesela. Bu benim düşüncem tabii. Ben kendim düşündüm. Ben böyle bir şey ürettim ve yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sorun olmazsa devam edeceğim daha. Evet. Gelelim diğer sorumuz o halde. Böyle bir ifade vermiş. Y küçüktür x olmak üzere x eksi y mutlak derecinde artı y eksi x. Evet. Yine aynı olay. Hep mutlak değişim düşünecek kızlar. Başka bir şey yok yani. Olay şunun pozitif mi negatif olduğunu araştırır. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Şunu araştıracağım. Bir de bunu araştırmam lazım. Tabii bize verilen ifadeden yola çıkarak. Şimdi bize neyi vermiş? Y küçüktür x vermiş değil mi kızlar? Bana ne lazım? X eksi y. Demek ki ben şu y'yi bu tarafa atarsam x eksi y'ye ulaşmaz mıyım kızlar? Bak. Evet. Y artı y'di. Bu da eksi diye geçti. Bu da ne kaldı kızlar? Şurada ne yazmam lazım? Sıfır kalır. Değil mi? Doğru. Sıfır. O halde demek ki bu ifade ne anlatıyor? Sıfırdan büyükse pozitif. Pozitif değil mi? X sıfırdan büyükmüş bu sayı. Demek ki pozitifmiş. Demek ki bu pozitif bir değermiş. O zaman bunun altına yapayım. Yani aynen alacağız. Evet aynen doğru. Pozitif yazdım. Gelin bunu araştıralım kızlar. Bunu da şurada yapalım. Y bu sefer x'i diğer işte. Tarafa atacağız. Bu kez x'i bu tarafa atacağım. Neden? Eksi x yazıyor. Demek ki x buraya geçerse eksi x diye geçti. Burada ne kaldı kızlar? Sıfır kalır. Sıfır. Negatif demek ki, oluyor. Evet, negatifti. Negatifmiş kızlar. Negatif. Yani eksiyle çarpacağız. Yani negatif yazıyorum. Evet. Şimdi şunu ne yapacağım? Pozitif olduğu için hiçbir şey değiştirmiyorum. Ama mutlak yuvarlak parantez. Mutlak değeri kaldım. Yuvarlak parantez şeklinde yazıyorum. Dikkat. Arada artı var. Dikkat. Onu da önemli yani. Burada bazen eksi olabilir. Artı olabilir. Artıyı yazdım. Eksiye artı. Eksiye artı x olur. Için, bunu eksiye çarpmış haline yazdım. Eksi y artı x çıkar burası. Bu kadar. Şimdi düzenleme yapacağım. 2x eksi 2y olur. Şu eksi y'ye gelir. Şu da ne yapar? Artı mı yapar? Evet. Düzenlerse bu da 2x eksi 2y. Cevap olması lazım. Evet. Cevap bu. Ama o iki parantezini alıp yapmış. Yine aynı yani şeye denk geliyor tamam. Ama. İki parantezini arasam bu da ne yapar? X eksi y. X eksi y yapar değil mi? Cevap bu ya. İkisi aynı şey zaten. Evet. Ortak parantezini aldı. Evet. Kaç dakika var bunu bana söyleyin de unutmayın. 7 dakika var hocam. 7 dakika var. Tamam, var hocam. 7 dakika var değil mi? 7 kaç geçiyor? 2 4 mu geçiyor? Evet. 2 4 geçiyor. Evet. 10 geçip. Tamam evet. 10 geçebilecek doğru. Şimdi geldik böyle bir ifade vermiş. X neymiş? 0'dan küçük y de 0'dan büyükmüş. Bize ne lazım? X lazım. Mutlak değer x yani. O zaman yine dediğim gibi her zaman mutlak değer içine inceleyeceğiz. Evet. X sizce negatif mi? X negatif mi? Neden anlıyor? Diyor ya. X küçüktür sıfır negatif. Demek X'in negatif olduğunu söylüyor. Demek ki buraya Y'de pozitif. Geldik bunu araştıracağım. Şu ortayı görmezsem buradan ben ne yaparım? X küçüktür Y'ye düşünür müyüm? Dikkat. Bak, evet. Kaldırdım. Evet. X küçüktür Y'yi diğer tarafa atarız. Y'yi diğer tarafa atarız. Doğru. O halde X eksi Y olur. X eksi Y küçüktür sıfır. Ha, demek ki bu negatifmiş kızlar. X eksi Y de negatif. Bu da X'iyle çarpıyorum. Böyle negatif diyorum. O zaman bunu da X'iyle çarpıyorum. O halde eksi X diyorum. Dikkat. Parantez içinde yazdığım yerde. Arada artı eksi var. Şu artıyı yazdım. Yine işaretleri değişti. Bunun işareti ne yapar? Eksi x yapar. Eksi x artıyor. Artı. Evet, bunu düzenleyelim şimdi. Eksi 2x. Eksi x artı y mi gelir? Eksi 2x artı y gelir evet. Evet. Evet, bu da eksi 2x artı y'dir. Cevap böyledir yani. Evet. Demek ki önemli olan hep mutlak değişine bakıyorum. Hep negatif, pozitif bunu araştırıyorum. Başka bir şey yaptım yok. Yani bunları iyi anlarsan yani eşitlikle alakalı. Yani eşitlik konusunu iyi bilsen burada rahat ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Ben anladım şimdi. Sen kimdin? Anlamamış mıydın? Yağmur hocam. Yağmur evet. Yani şimdi ben kimse yani simanız görsem hiçbirini tanımam da. Yani sadece bu şekilde
Sade kimler? Genelde cevap verenler Elmas'ı duyuyorum ses olarak. Mihriban. Başka biri daha vardı. Kim hatırlayamadım mı? Erva da konuşuyor. Yani, Erva Nur, evet doğru. Üç kişi genelde duyuyorum. Tabii o sesleri de ses olarak tabii tanıyorum. İsim olarak yine tanımıyorum da. Evet. Bu şekilde tamam herhalde bu soru. Bitti çünkü evet. Gelelim buna. Yine aynı olay. X diyor y, x sayısı y'den küçük, y'de sıfırdan küçük. Yani x de negatif değil mi? X ve y negatif ama tabii sırası var. Mesela şu üstte şu eksik gibi düşünebiliriz. Şimdi tek tek inceleyelim mesela. Nereden başlayalım? Şu mutlak değerindeki y'yi düşünelim. Y acaba negatif mi pozitif mi kızlar? Negatif. Eksi. Şurada hemen görünüyor. Negatif. Y'nin sıfırdan küçük olduğu yani negatif olduğunu yazdım. Neye yazdım kısaca? Geldim buraya. Y eksi x lazım. Hemen şu kısmı sıfır alıyorum. Artı. Yani x küçüktür y'yi düşündüm. Bana y eksi x oldu. X'i bu tarafa atarsam y eksi x oldu. Burada sıfır kaldı. Demek ki sıfırdan büyük. Yani bu pozitif, pozitif değil mi? Pozitif. Ha? Evet. Buraya pozitif diyorum. X'imiz ne şuradaki x dediği mutlak değerindeki? O da negatif olacak. Negatif. Sıfırdan küçük ya ondan dolayı buraya negatif. Güzel. Şimdi bu eşittir diyorum. Ne yazacağım? Negatif olunca ne yapıyorduk? Önüne eksi yazıyorum. Eksiyle eksi çarpıyorum. Eksiye geldi buraya. Dikkat. Mutlak değer kazandım. Artı. Artı. Y eksi x geldi. Y eksi x. Evet. Pozitif olsun. Aynen yazdım burayı. Şu eksi duruyor. Dikkat. Eksi x oluyor. Evet. Şu x dediğim şey o mutlak değeri kalıp eksi x diye yazdım önce istersen. Sonra düzenleyelim şimdi. Düzenlersen burası ne yaptı? Eksi y yaptı. Eksi, burası ne yaptı? Artı. Y eksi x yaptı. Burada artı x yaptı. Bunun sonucu ne yapar? Sıfır mı yapıyor kızlar? Evet hocam. Evet hocam birbirlerini götürüyor. Bu gider, bu da bunu götürdü sıfır yani evet. Panahtarı da sıfır diyor. Şuna şu gitti, bu da bunu götürdü sıfır evet. Bu da böyleydi bu kadar. Evet mutlak değerin özellikleri var sırada. Neler varmış bakalım. X ve Y birer gerçek sayı olmak üzere mutlak değer X eşitmiş niye? Eksi mutlak değer X'i. He, mesela örnek verelim basitçe ne anlatıyor buradan. Mesela 2'nin mutlak değeri nedir? Eksi 2'nin mutlak değerine eşit değil mi? İkisi de 2'ydi yani cevapları. Bunu demek istiyorum. 2'nin mutlak değeriyle eksi 2'nin mutlak değeri birbirine eşittir. Her zaman 2'dir değil mi? İkisi de 2 eşittir. 2 de eşittir 2'dir. Doğru. Böyle bir şey yapabiliyormuşuz. Başka ne var? Şöyle bir ifade var. Demek ki bunu da düşünelim. Mesela örnek verelim. Burası 3 eksi 2 diyelim. Yani x'e 3 verdim. Y'ye 2 verdim. Eşittir 2 eksi 3. Buranın cevabı ne yapar? Mutlak değer 1 yapar kızlar değil mi? Şurası ne yapar? Orası 1 yapar mutlak değer. Bu da 1'dir. Bu da 1'dir değil mi? İkisi de 1 yapmak zorunda. Evet. Sonuçta. Eşit yani. Demek ki mutlak değerde şu ikisi yer değişince tabii şu an eksi 2'nin arada. Yani ikisinin farkıyla bu ikisi birbirine eşit demek istiyor. Nasıl düşünelim? Şöyle düşünebilirsin mesela. Şu x dediğimiz ne olsun? Evimiz olsun. Evimin konumu. Evimizin konumu olsun. Y de okulun konumu olsun. Siz okuldan, evden okula giderseniz mesela 500 adım attı. Yani kafamdan sallıyorum ya da 5000 adım atar. Yürüyerek gidiyorsun mesela. 5000 adım attınız. Aynı yoldan geliyorsunuz. Aynı yeri takip ediyorsunuz. Yine bu kez de okuldan eve gidiyorsunuz. Okuldan eve giderken yine aynı yolu takip etsem yine 5000 adım atmaz mıyım? Evet. Yani evet. Böyle düşünmek lazım. Yani şurada bir x noktası var. Okul, şey ev. Şurası y. Diyorum ki buradan buraya evden okula giderken işte burası ölçtüm. Mesela ne diyelim 300 metre. Buradan buraya gidiyorsun mesela. Burada 300 metre yapmaz mı tersten gidince? Yapar. Aynı şey. Yapar. Burada bunu anlatıyorsun. Bu mantık budur yani. Anlatılan şey budur aslında. İki nokta arasındaki uzaklık buradan da ölçsen 300 gelir, buradan da ölçsen 300 gelir. O anlama geliyor. Yani öyle düşünmek lazım. Matematik, yani günlük hayatta yorumu böyle yani. Gelelim şuna. X ile Y'nin çarpımı mutlak değeri neymiş? Ayrı ayrı yazabiliyor musun? Bu da önemli. Bunu da çok kullanacağız. Mesela şöyle sorular gelecek mesela. Ne diyelim? 3x diye bir şey gelecek karşımıza mesela. Bu 3 ayıracağız. Yani mutlak değer x, mutlak değer 3 ayrı. Mutlak değer x ayrı yazacağız. Mutlak değer 3'ümüz 3 diye çıkar zaten. 3 çarpı mutlak değer x şeklinde gelecek mesela. Başka bir örnek vereyim. Mesela eksi 4x diye bir şeyle karşılaştık mutlak değer içinde. Bunu ayıracağız. Yani eksi 4'ü ayrı yazacağız mutlak değer içinde. Çünkü kural böyle ya ondan dolayı. Mutlak değer x'i ayrı yazacağız. Eksi o da 4 çarpı mutlak değer, evet, değer 4 x. 4 çarpı mutlak değer x. Mesela sonra da bunu hep kullanacağız. Evet, bölme işlemi de var burada olduğu gibi. Yani ayrı ayrı yazabilirsiniz anlamında. Örnek verecek olsam mesela ne olsun? 5 bölü
15 bölü 5 değil mesela. Biz bunu şöyle ayırabiliriz. Basit örnek olarak yazdım. Mutlak değer 15 bölü mutlak değer 5 şeklinde yazabiliriz. Yani onu demek istiyorum. Burada üst ifade bir şekilde vermiş mesela. Evet, 2'nin küpünün mutlak değeriyle mesela 2'nin mutlak değerinin küpü aynıdır. Buraya yaparsanız 8 yapar. 8'in mutlak değeri geldi. Bu da mutlak değer 2 zaten 2'dir. O halde burada üzerinde tabii 3 var. Şöyle geldi yani soru. Burada zaten 8 yapar. Bu da 8 yapar. Eşit yani. 8, evet. Hocam bir de üstteki maddenin y'si yani paydası 0 olamaz. Evet, onun sebebi niye? Niye öyle sence? Ben söyleyeyim mi? Evet. Paydası 0 olursa tanımsız olur diye mi? Evet doğru. Dersimiz evet. Bitmiş bir ara verelim isterseniz. Evet. Doğru söyledin. Paydası 0 olursa tanımsız olduğu için doğru. O halde bir ara veriyoruz. Şuradan devam edeceğiz biraz sonra. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.